Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kahramanmaraş'ta Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Kahramanmaraş Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Sayın Dimasen Genel Başkanımız, Sayın İl Başkan Yardımcım, 13 İl İlçe Başkan Yardımcım, Genel Sekreterim, kıymetli Dimasen İl Başkanlarımız, kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yapmış olduğunuz görevler çok kıymetli, çok değerli. Allah yardımcınız olsun diyorum. Az önce de mahallede de söylendiği gibi aranızda hayrı ve iyiliği tavsiye eden, kötülükleri nehyeden bir topluluk bulunsun diyor. İnşallah bu topluluk da buradaki ve daha çok sayısı artacak şekilde olur inşallah. Ben kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İl Başkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, 13 Şubat İlçe Başkanımızın selamlarını sizlere getirdim. Tekrardan kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şube Başkanı Mehmet Kaplan yeniden başkanlık görevine devam ederken, toplantıya Divasen Genel Başkanı Osman Taşçı, Genel Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Aydın, Kahramanmaraş Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ve diğer yönetim üyeleri de katıldı. Kozcağız Köyü Camii için yine esnaflarımızın katkısıyla, bizlerin de vesilesiyle 180 torba çimento katkısında bulunduk Sayın Genel Başkanım. Divasen, Diyanet ve vakıf çalışanlarının hak ve çıkarlarını savunan bir sendika olarak üyelerinin sorunlarını gündeme taşıyor ve çözüm önerileri geliştirmeye çalışıyor. 4. olağan genel kurulumuzu Kahramanmaraş'ta yapıyoruz. Tüm genel başkan yardımcılarımızla, genel merkezimizle katılım sağladık. 2 gündür güzel ziyaretler yapıyoruz. Vali Bey'den, il müftümüzden ve Kur'an kurslarımızdan, merkez ilçe müftülüklerimizden ve ilçe müftülüklerimizden ziyaretlerimizi tamamladık. Bugün kongremizi yaptık. 2 günlük gezimizde, ziyaretlerimizde Allah'a hamdolsun tüm kardeşlerimizden, Divasen'e olan memnuniyetten, Divasen'in yaptığı samimi hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileten kıymetli hocalarımızı gördük, şahit olduk. Divasen hizmet denildiği zaman akla gelen Diyanet İşleri Başkanlığımızın köklü bir sendikası. Hep hizmet etmiş, din görevlilerinin maddi, manevi, özlük, mali, sosyal haklarında her zaman yanında olmuş. Problemleri, talepleri, sıkıntıları olduğu zaman hemen genel merkeze rahatlıkla ulaşabilen üyelerimiz veya üye olmayan teşkilat mensubu kardeşlerimizin taleplerini, tekliflerini en hızlı bir şekilde Diyanete ve siyasete ulaştıran Divasen'dir. Bundan dolayı da tüm başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu amaçla çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin adil bir şekilde artırılması ve personel haklarının korunması gibi konularda çalışmalar yapıyor. Hocalarım, bu bir noktada bir bayrak yarışı. İnşallah biz Diyanetimizin sendikasını en ileri noktaya taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun sözünü veriyorum inşallah. Allah'a emanet. Özellikle din görevlilerinin özerk bir yapıya sahip olması gerektiğini vurgulayan sendika, fazla mesai ücretleri gibi konularda merkezi yönetimle temaslarını sürdürüyor. Ayrıca uzakta görevlendirilen çalışanların aile bütünlüğü ve sosyal koşulları gözetilerek mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirtiyor. Ben de bütün katılımcı delegasyonlarımıza, arkadaşlarımıza bizi tekrar uygun gördüklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ta gerçekten hizmetin yapıldığı sendika olarak Divasen diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra biz yani en kısa zamanda Kahramanmaraş'ta imam evi, Diyanet evi yapma gayretinin içerisindeyiz. İnşallah bunu da ben ve ekibim olarak başaracağımıza da inanıyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Divasen'in bu yönde attığı adımlar özellikle yerel yönetimlerle yapılan toplantılarla daha da ileri taşınarak din görevlilerinin çalışma şartlarının daha iyi bir seviyeye getirilmesini hedefliyor.